Sevgili seyirciler, meydanlarda Cumhuriyet mitinglerini organize eden ekip şimdi de seçim sandığına el attı. Atatürkçü Düşünce ve Çağdaş Yaşam Dernekleri gibi kuruluşlar şimdi de sandık görevlisi yetiştirmeye soyundu. 500 bin sandık gözetmeni yetiştirmeyi planlayan ekip bu kişileri farklı partilerin kimlikleriyle sandıkların başına koyacak. Miting organizatörleri şimdi de seçim sandıklarına el attı. Ekip 22 Temmuz'da yapılacak seçimlerde sandık başında görevlendirilecek müşahitler yetiştirmek için harekete geçti. Sivil toplum örgütleri prensip olarak partiler üstü çalışır. Ama sivil toplum örgütüne üye olan arkadaşlarımızın belli bir siyasi eğilimi olabilir. Sandıkların başında duracak gözetmenleri yetiştirecek ekip bir hayli ilginç. Projeyi Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Eğitim Vakfı, Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı organize ediyor. Bu çalışma meydan mitinglerinin devamı mı? Nitekim daha evvelki sivil toplum örgütlerinin düzenlediği ve başını çektiği kitle mitinglerinde de bu vurgulanmıştır. Ve biz bu coşkuyu, bu bilinci seçimler sırasında da ve seçimler sonrasında da devam ettirmek misyonuyla yola çıktık. Bu mitinglerin, daha doğrusu bu halk uyanışının devam etmesi gerektiği, yani bu benim şahsi görüşüm, devam etmesi gerektiği bilincini taşıyoruz. Ekibin yetiştireceği ve seçimlerde farklı partilerin kimliği altında sandık başında duracak müşahitlerden beklenen görev dikkat çekecek. Bizim için önemli olan şu orada. Bizim eğittiğimiz, yani sivil toplum örgütlerinin eğittiği bir kişi müşahit olarak orada yer alması ve seçimlerde oluşabilecek herhangi bir düzensizliği seçimlerden 20 gün sonra, bir ay sonra iptalini engelleyecek şekilde o olduğu gün yargı organlarına ve bize bildirebiliriz. Türkiye çapında 170 bin sandığa elemanlarını yerleştirmeyi düşünen oluşumun temsilcileri amaçlarının ne olduğu sorusuna tatmin edici cevaplar veremediler. Bugüne kadar bir düzensizlik mi yaşanıyordu? Şimdi böyle bir karar aldınız. Çok güzel. Demin söylediğim gibi bugüne kadar yasal olarak bu düzenlenmişti. Ve yasal olarak zaten yaptığımız bütün uygulamalardan dolayı, yani yasaya baktığınız zaman Türkiye'de seçimlerde en ufak bir tartışma olmaz. Türkiye'deki seçimlerde problem olmadığını söyleyen organizasyon heyetinin bir sonraki açıklaması yine kafa karıştırıyor. Amaç ne kadar müşahit olursa olsun, ne kadar partinin ne kadar müşahit olursa olsun, amaç bu seçimlerin düzen içerisinde geçmesini sağlayabilecek bir kontrol mekanizmasının oluşturulması. Sandık başında kontrol mekanizması oluşturmak isteyen heyet hangi partilerle çalışacağını açıklamaktan kaçınıyor. Şimdi ben size şu partilerle yapacağız dememeye özellikle özen gösteriyorum. Çünkü bunu talep eden tüm partileri biz destekleyeceğiz. Meydan mitinglerini organize eden ekibin yetiştirdiği sandık gözetmenlerini hangi partilerin talep edeceği merak ediliyor. Birden fazla parti adına sandıkları bekleyecek kişilerin tek bir elden organize edilmesi ise seçim güvenliği açısından kafa karıştırıyor.